Çocuk yaşta babasını kaybedip yetim kalan Mustafa Kemal, 41 yaşında da annesini kaybetmişti. Belki de bu sebepten halk buluşmalarında sıcak ve samimi bulduğu büyüklerine daima ana ve baba diye hitap etmekteydi. Fakat 20 Mart 1923 yılında baba dediği kişi diğerlerinden farklıydı. Eşiyle birlikte Tarsus'tan Konya'ya gelen Kemal Paşa, burada halk temsilcileriyle görüşmeler yapmaktaydı. Karşılamaya gelen okul çocuklarını üşümemeleri için evlerine yollayan Gazi, görüşmelerine başlamıştı. Esnaf, tüccar, eğitimci derken sıra çiftçilere gelmişti. Çiftçiler temsilci olarak 3 kişiyi belirlemişti. Bunlardan biri de Hüseyin Ağa'ydı. Ağa denilmesine rağmen varlıklı biri değildi. Yaşına ve iyi niyetine hürmeten temsilci seçilmişti. Gazi'nin odasına girer girmez Hüseyin Ağa, babacan bir tavırla şöyle dedi. ''Hoş geldin benim aslan paşam, hoş geldin yavrum.'' Gazi bu işten karşılama sonrası yüzü gülerek Hüseyin Ağa'nın yanına gitti. ''Sağ ol baba, yaşın kaç?'' diyerek cümleye başladı. Soru cevap şeklinde devam eden muhabbet sonrası Gazi konuyu Hüseyin Ağa'nın çocuklarına getirdi. ''Çocukların var mı baba?'' dedi. Biraz sessizlikten sonra gelen cevap ortamı hüzne boğmuştu. ''Üç oğlandan biri sizlere Ömür Çanakkale'de, öteki de Sakarya'da şehit oldu.'' En küçüğü de köyde. Eker, diker, bize bakar. Sen sağ ol da yavrum, bize baba diyen elbet bulunur. Gözleri nemli bir şekilde Hüseyin Ağa'yı dinleyen Gazi birden şöyle dedi. Bundan sonra ben de sana baba diyeceğim. Benim babam olur musun? Konya'nın ilçesinin bir köyünden gelip bir Umut Gazi'yi görmeye gelen Hüseyin Ağa, Gazi'den duyduğu bu sözler karşısında tarifsiz bir mutluluğa erişmişti. Bu mesele kısa sürede tüm Konya'da duyulmuş, basın Hüseyin Ağa'dan Gazi'nin manevi babası diye bahsetmeye başlamıştı. Konya valisi Kazım Müfit Bey ve Konya Belediye Başkanı Muhsin Koner, Hüseyin Ağa'yı akşam paşanın şerefine verilecek yemeğe bizzat davet etmişti. Kemal Paşa Hüseyin Ağa'ya o derece yakınlık göstermişti ki, vali ve belediye başkanı Hüseyin Ağa'ya ekstra önem veriyordu. Öyle ki Hüseyin Ağa'ya yeni kıyafetler, yeni bir ayakkabı alınmış ve Gazi'nin yanına oturtulmuştu. Yemek vakti geldiğinde Mustafa Kemal Paşa eşi Latife Hanım'a manevi babasını tanıştırmış, Hüseyin Ağa Latife Hanım üzerinde de çok olumlu bir intiba bırakmıştı. Sohbet esnasında Hüseyin Ağa'nın eşinden de bahis açılmış ve yarın için bir buluşma ayarlanmıştı. Hüseyin Ağa ve Akife Ana için o gece bitmemiş, saatler geçmemişti. Sabah olduğunda Latife Hanım'la buluşan Akife Ana, Latife Hanım'a gelinim diye seslenmiş ve ona kendi ördüğü çorapları hediye etmişti. Gazi'nin Konya ziyareti bittiğinde yolcu edenler arasında manevi ana ve babası da vardı. Aylar sonra bir heyetle Konya'dan Ankara'ya giden Hüseyin Ağa bu sefer Gazi ile buluşamamıştı. Çünkü Gazi yurt gezisine çıkmıştı. Belki de ilk defa köyünden çıkan Hüseyin Ağa'ya "Gazi'nin köşkünü beğendin mi?" diye sormuşlar. Hüseyin Ağa da "Köşk dediğin ne ki? Deliği bağlasan durmaz." demişti. Bu sözler Kemal Paşa'ya söylendiğinde Kemal Paşa uzun süre gülmüştü. 1925'te çıkan Vakit gazetesinde ise görüşmenin bir süre sonra yapıldığından bahsedilmekteydi. Hüseyin Ağa Ankara'da Gazi'yi beklemiş olabilirdi. 1925 yılında Gazi'nin yeniden Konya'ya geleceği söylentileri vardı. Aradan 2 yıl geçmişti. Acaba Gazi Hüseyin Ağa'yı unutmuş muydu? Hüseyin Ağa ve Akif Ana bunun cevabını çok geçmeden alacaktı. Müjdeli haber verilmişti. Kemal Paşa ve eşi Hüseyin Ağa'nın evine konuk oluyordu. Tüm köy heyecandan yerinde duramıyordu. Araç tek katlı mütevazi evin önüne geldiğinde Gazi yoğun bir kalabalığın arasından Hüseyin Ağa'yı görüp selam verdi. Elini öptü. Hüseyin Ağa da o anda Gazi'ye şöyle dedi. Paşa, çok büyüksün. Bizler gibi fukaranın gönlünü almak için fakir evimize geldin. Zahmet ettin. Bizim evimiz seni misafir etmeye layık değil. Ama görüyorsun ya, şu etrafta toplanan analar, hemşireler, ihtiyarlar, cümlesinin kalbi seni misafir etmeye hazır. Bizim eksiklerimizi görme. Ardından Latife Hanım'a dönen Hüseyin Ağa ona da şu cümleleri kurdu. Var ol kızım, Allah size uzun ömürler versin. Annen işte kapıda, seni bekliyor. Konya'ya geldiğin günden beri kızımı görür müyüm diye ağlar. Hele bir bilsen onu. Şimdi ne kadar sevinecek. Bunlar yaşanırken basın mensupları da o anları şöyle kaleme alacaktı. Misafirler bir kattan ve iki odadan ibaret olan binaya
üç basamaklı bir merdivenden çıkarak girdiler. Oda tam manasıyla bir köylü, bir çiftçi odasıydı. Bütün sadeliğini gösterir bir tarzda minderler döşenmiş, cicimler bezenmiş, beyaz badanalı, aydınlık, tertemiz bir oda. Bir Türk köylüsünün ruhu, kalbi kadar saf, şen ve ferah bir evdi. Cumhurbaşkanı Sedir'in sağ tarafına bağdaş kurarak oturdu. Latife Hanım da diğer köşeye geçti. Konuklar oturduktan sonra Hüseyin Ağa geçen sefer Latife Hanım'a çorap hediye edildiğinden konuyu açıp ''Latife kızım, annen yine çorap ördü.'' dedikten sonra Gazi'ye bakıp üzüldüğünü düşünüp ''Senin de çorapların hazır paşam.'' demişti. Bu diyalog odadakileri güldürmüştü. Sohbet tüm samimiyetiyle devam ederken Hüseyin Ağa anlattığı bir hikaye sonrası utanmış olacak ki cümlesini şöyle bitirmişti. ''Ak paşam, biz Türk'üz, köylüyüz, kusurumuzu bağışlayın.'' Mustafa Kemal bu cümle üzerine ilk defa ciddileşip ''Ne demek? Hepimiz Türk'üz. Türkler dünyanın en büyük milletidir. Beyhude yere sıkılacak bir şey yok.'' demişti. Devamında Hüseyin Ağa ''Bilmem ya, şehirliler bize kenar mahallelidir diye gelmezler.'' deyince Latife Hanım son sözü söylemişti. ''Beğenmemek ne demek? Milletin anasını köylüler teşkil eder.'' Siz teşkil ediyorsunuz. Hüseyin Ağa köyün ihtiyaçları için Gazi'den sözler de almaktaydı. Olumlu cevaplardan sonra en son olarak cami imamının maaşının arttırılmasını yoksa parasızlıktan gideceğini söyledi. Bunun üzerine Gazi ve aralarında şu diyalog geçti. Hoca namaz dışında ne yapar? Hutbe okur paşam. Hutbeden ne anlıyorsun hacı? Doğru söyle. Ne anlayayım oğlum? Okuyorlar, biz de dinliyoruz. Ben cahil bir adamım. Tabi anlayan anlar. Tabi sizler anlarsınız. Ben de anlamıyorum. Nasıl anlamazsın? Geçende Elham'ın Kulhu'nun manasını bana verdin. O günden beri ben düşündükçe hep ağlarım. 2-3 gündür hocalara gittim. Onlara dedim ki haydi bakalım düşün peşime. Sizi paşaya imtihan ettireceğim. Bak korkularından gelemediler bile. Canım hutbeden hiç mi anladığın yok? Bazen devlete dua ediyorlar. Onu anlıyorum. Ama ötekileri anlamıyorum. Paşam çok ileri gitme. Ben cahilim. Beni karının yanında imtihan edip de mahcup etme. Artık veda vakti geldiğinde tüm köy alkışlar eşliğinde, Hüseyin ve Akife Ana ise mutluluktan gözyaşları eşliğinde evlatlarını uğurlamaktaydı. 1928'de Türkiye hakkında bir kitap yayınlayan İngiliz gazeteci, kitapta Hüseyin Ağa'nın fotoğrafına da yer vermiş ve açıklamaya şöyle yazmıştı. Herkes tarafından Mustafa Kemal Paşa'yı evlat edinen babası olarak tanınan Konya yakınlarındaki yaşlı bir köylü. Her ne olursa olsun bu kendi kendine verilmiş bir ünvandır. Çünkü onun Mustafa Kemal'le bir akrabalığı yoktur. Mustafa Kemal Paşa 1925 yılındaki Konya ziyaretinde konudan bağımsız olarak günlüğüne şöyle bir de not düşmüştü. Bu notu da paylaşmaya değer buluyorum. Memleketin ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka hiçbir amacım yoktur. Bu, bir insan için kafi bir sevinç ve has temin eder. Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimizin yüceliğine, yolumuzun doğruluğuna eminiz. Bunda asla şüphe ve tereddüdümüz yoktur. Ocak 1925, Konya. Videoyu bitirmeden şu detayı da es geçemeyeceğim. Videonun başında Atatürk trenden indikten sonra çocuklar üşümesin diye onları evlerine gönderdiklerini söylemiştim. O çocuklar 2 gün sonra Atatürk'ü tekrar görmeye gelmiştir. İçlerinden Sabiha'ya Atatürk nasihatte bulunmuş, okuyup öğretmen olmasını istemiştir. O Sabiha okudu ve yıllar sonra öğretmen oldu. Bu karede Sabiha Özer'den bize kalan hoş bir anı. Sabiha öğretmen bu fotoğrafta kendini gösteriyor. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik kalın sağlıcakla.